hoş geldin. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Yepyeni bir projeyle gündemdesin. Sizin için yeni vallahi. Bora'nın o anksiyetesi ve titizliği yüzünden 2,5-3 yıldır var bu proje aslında. Niye uzadığına dair hiçbir fikrim yok. Ben 14 kere falan söyledim o şarkıyı, yani öyle söyleyeyim. Kanalları kaybettiler, kaydı değiştirdiler, 2 tane versiyon yapıldı. Bunları anlatmamıştır muhtemelen, değil mi? Biraz bu projeye nasıl dahil olduğuna başlayalım mı? Şöyle, Bora bu işte geçmişteki anonim eserleri ve türküleri böyle genç nesillere aktarabilmenin bir misyonunu yüklendi. Niyeyse anlamadığım bir şekilde. Ondan sonra genç kuşağın böyle en spesifik seslerinden birisi olarak da beni görüyor. Onu da anlamıyorum niye öyle düşünüyor. Ondan sonracıma bir de İzmirli bir disco guru diye bir ekiple beraber böyle bir konsept geliştirdi prodüktörü. Bu yurt dışında ve dünyada çok görülen bir şey. Bu ghost producing deniyor işte. Hani hayalet prodüktörlük falan dedikleri bir olay da var. Müzikal kısmından ziyade yönetim kısmını yönlendirip işte birçok DJ falan da yapar böyle. Alt tarafta müzisyenleri çalıştırıp bir konsept çıkarırlar ortaya gibi. Bora da onu yapmak istedi Türkiye'de ve o İzmir'de disco guru ekibiyle çok güzel anlaştılar. Çok böyle güzel bir ten uyumu yakaladılar. Biz zaten çocukluk arkadaşıyız neredeyse Bora'yla. Bora'nın da hep hayali, Bora normalde 84'ün tur menajeriydi ilk piyasaya girdiği zamanlarda. Sonra işte Kolpa, Gökçe ile falan devam etti. Birçok iş yaptı sosyal medya alanında falan. Oradaki bilgileri harmanlayıp artık kendi projesini üretme kararı aldı. Ben de başından beridir hep geç kaldığını düşünüyordum aslında, hep destekliyordum. Hani bir şey yap, kendi adına bir şey yap. Çünkü sonuç olarak hem müzikal olarak hem yönetimsel olarak prodüktörlük anlamında da bir bilgin var. Bunu değerlendir diye. Sonra yanlış yaptığımı anladım. Yani desteklememek gerekiyormuş çok bence. Olmadı çünkü, fark ettiysen. Bu ikinci proje. Biz normalde aslında Bora Yeter Kolektif adı altında disco guru ile beraber yapılan düzenlemeler ve bir solistin feat demek istemiyorum ama şu an kelime bulamayacağım. Feat yaptığı, yani birlikte şarkı söyledikleri bir projeye dönüştü olay. İlkinde Kimse Bilmez'i yaptılar. Aslında ilk proje bizimki Odam Kireç Tutmuyor olacaktı. O sonra niye olmadı bilmiyorum. Çünkü biz başladık, beraber başladık projeye de. Şu an hatta iki versiyonu var şarkının. Çok yakında YouTube için bir versiyonu da çıkaracağız. Canlı çalınmış versiyonunu. Bu arada hep türkü olmayacak tabii. Yani dediğim gibi mesela önceki Kimse Bilmez'di. Belki bundan sonra işte alakası bir eski bir Türkçe bu. 84'ü de konuşalım istiyorum. Yeni bir şeyler var mı? Neler yapıyorsunuz son zamanlarda? Var. Çok güzel oldu. Türkiye'deki müzik ortamı çok güzelleşti. Bu kadar festivalin artması bize bir katalog oluşturdu. Artık ünlü gece kulüplerinin, ünlü rock barların franchise'ları var her şehirde. Ve neredeyse değil aslında öyle. Türkiye'de artık 60-65 tane ilde çok rahat bir şekilde performans sergileyebilecek salon, seyircilerle buluşulabilecek, fotoğraf çektirilebilecek yerler olmaya başladı. Bu da işimize yansıdı. Çok güzel oluyor. Hatta o kadar çok çalıyoruz ki artık üretemiyor oluyoruz gibi bir şey oluyor böyle. Üretiliyor, üretilmiyor değil ama şey, hani artık daha çok sosyal medya tanıtım için falan üretiliyor gibi. Nitelik, nicelik kavramı biraz tartışılır oldu haliyle. Ama çok güzel gidiyor. Çok fazla çalıyoruz. Hatta bu sene bir tık daha artacak. Ramazan çünkü Mayıs'a geldi ya. Muhtemelen Nisan falan böyle çok haldır haldır geçecek. Her şey güzel. Herkes için güzel. Normalde aslında albüm mü yapsak, tekli mi yapsak tartışmasındayken Ramazan'ın araya girmesi dolayısıyla tekli yapalım, Ramazan'dan sonrasında hani yeni yıla artık girerken albümü girelim gibi fikre geldik. Davulcumuz bir şarkı yapmıştı yine, onun böyle kirli çıkıdır o, böyle elinin altında vardı bir şeyler. Eyvah diye bir şarkı, şu an ilk defa bunu söyledik. Burada adı da ilk defa söylenmiş oldu. Yeni bir tekli yaptık. Onlar kaydettiler. Ben bu arada işte Odam Kireç Tutmuyor'un tanıtımı için burada olduğumdan çok müdahil olamadım sürece. Çocuklar girip kendileri böyle aranjmanını falan yaptılar. Bu sefer prodüktörlüğünde Serter üstlendi. İlk defa olacak bir şeydi o. Ondan sonra başladık. Fotoğraflarımızı falan da çektirdik. Video yapmadık daha, onunla ilgili düşünün. Bizim rockçılardayız. 84 grubunun solisti Tuna Velibaşoğlu ile birlikteyiz. Biz biraz güncel konularla ve yeni haberlerle başladık programı ama biraz 84'ün hikayesini dinleyelim mi? 84 nasıl kuruldu, ne zaman kuruldu bilmeyenler için tabii. 84'ün hikayesi manyakça ya. 84'ü biz 99 yazında galiba kurduk. 84 normalde Sex and Dirt İngilizce kelime oyunuyla bir hardcore grubu olarak kuruldu. Türkçedeki işte bir İngiliz bir arkadaşımız, kız arkadaşımız koymuştu ismini grubun. Hardcore ve punk çalıyorduk alakasız bir şekilde. Sonrasında zaman içerisinde konserlere çıkmaya başlayıp kendimizi ifade edemediğimizi gördüğümüzde ya acaba biz derdimizi Türkçe olarak anlatabilir miyiz? Z dönmüştük.
Sonra zaman içerisinde kendi bestelerimizi yapmaya başladık. O dönem tabii bu şimdiki gibi sabah erken kalkanın müzik yaptığı, albüm çıkardığı bir dönem yoktu. Çok zordu şartlar, bir yapımcıyla anlaşmak, kendini göstermek, bilmem ne yapmak falan gibi. O arada tam böyle çevirmeli modemlerden hatırlarsınız, böyle çevirmeli bağlantılar vardı. Böyle tık 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 falan diye sesler vardı. Oradan böyle kablo modeme falan geçiliyordu. Google daha Türkiye'ye gelmemiş. Ha geldi, gelecek işte, forumlar var falan gibi bir zaman. Biz artık çok ciddi konserler verdik, çok büyük işler yaptık. Yani 450-500'e yakın konsere çıkmıştık. Ve artık Türkiye'nin en çok aranılan, işte dünyada warm up denilen açılış gruplarından biriydik. Yani işte Yeni Türkü'nün önüne açılış yapardık, Duman'ın önüne açılış yapardık, Moğolların önüne, işte Mor ve Ötesi'nin önüne, kim varsa albümlü, headliner deniyor ya ona işte. O gruplar varsa önünde açılışı biz yapıyorduk. Hatta Duman'la çok güzel bir ilişkimiz vardı. Duman böyle Ankara'ya her geldiğinde sağ olsunlar mutlaka çok önümüzü açmışlardı. Her geldiğimizde hani çocuklar bizim önümüzde çalsınlar, açılışı onlar yapsın derlerdi. Öyle bir süreçteyken kimse bizle bir anlaşma yoluna gitmedi. Bir kere bir öyle bir şeyimiz oldu. On Müzik'le, o zaman Nurettin abimiz, Nurettin Aytun bizle ilgilendi sağ olsun. Albümü mü bitiremedi ki, tam olmadım, tam hatırlamıyorum ne olduğunda. Bir şekilde olay ilerlemedi, süreç ilerlemedi. Sonrasında biz artık o yaptığımız şarkıları bilmem neleri hani bir toparlayalım kendimizi. Ben artık stüdyoculuk yapmaya başlamıştım. Bizim basçımız Okan'la beraber öğretmenlik yapıyorduk. Konservatuvardaydık da o dönem zaten. İşte müzik öğretmenliği yapıyoruz. Küçük reklam kayıtları, aranjeler bilmem ne, stüdyo işleri. Onları yaparken oldu olacak hani albümü de kaydedelim. Çünkü dağılmak üzereydik artık. Dağılalım fikrine gelmişken. Ölürüm Hasretin Elinde içerisinde olduğu bir 4-5 tane şarkıyı kaydettik. Ondan sonra bunu dinlemek için, denemek için işte etraftaki barlara, arkadaşlarımıza, radyo programcısı arkadaşlarımıza falan götürdük. Hani dinler misiniz, bakar mısınız falan bilmem ne diye. Sonra normal hayatımıza geri döndük, çalıştığımız hayatımıza. Aradan herhalde belki bir aya yakın falan bir süreç geçti. O dönemki Star TV savaş muhabiriydi o dönem. Çağatay Karakaş neydi? Herkes sanır aslında, o dönem çok popüler bir muhabirdi. O geldi stüdyoya. Dedi ki, merhaba dedi, ben dedi Hacettepelileri arıyorum. Dedim ki, Hacettepeliler yok burada. Ya dedi, bize buranın adresini verdiler dedi. Ne için dedik? Ya dedi, böyle bir CD var elimde benim. Şöyle bir şarkı varmış. Bu şarkının sahibini arıyoruz. Bakalım dedim. Açtım. Bizim şarkı çalıyor. E dedim, bu 84. 84 kim dedi? E biziz dedim. E Hacettepeliler kim dedi? Bilmiyorum dedim. Dünyanın en saçma muhabbetini bir 5 dakika böyle geçirdik. Abi dedi, siz deli misiniz ya? Ne yapıyorsunuz siz burada? Tabii biz gibi yerin iki kat altında. Böyle işte kahve falan sadece öyle besleniyorlar. Böyle solucan gibi besleniyoruz falan. Dedi ki, ortalık yıkılıyor. Herkes sizi arıyor. Yok artık falan diye. Böyle ciddi anlamda tam da yanımızda bir internet kafe vardı. Abi dedi, çıkın bakın yukarı falan. Çıktık internet kafeye, bir açtık, yıkılıyor ortalık. Dünyadan haberimiz yok. Ama Hacettepeliler diye. Çünkü şarkının adı Hacettepe'ydi o dönem falan gibi bir şey vardı. Büyük ihtimal kimin olduğunu bulamadıkları için Hacettepeliler diye yayılmış öyle forumlarda ve şeyde. Yani ne Sezen Aksu kalmış. O dönem hatırladım, Sezen Aksu'nun Rafet Erroman'ı ve Tarkan'ın yeni şarkıları çıkmıştı. Ne o Sezen Aksu kalmış, ne Rafet Erroman, ne Tarkan var. Kopuyor gidiyor şarkı. Neyse biz dedi ki, ana haber bültenini bu akşam yetiştireceğiz dedi. Bunları dedi alalım lütfen dedi, sizden ricam. Kimseye dedi söz vermeyin. Lan dedim, bizi kim bulacak burada? Meğer öyle değilmiş bu işler. Onlar röportajı yaptılar ana haber bülteni için. 15 dakika içerisinde bizim telefon kilitlendi. Daha haber bülteni girmeden. Yani garip, çok garip işte. O dönem bizim Kenan Doğulu'nun menajeri vardır. Fikret abimiz, Fikret Özonur. Selam ona buradan. O ya bizim bu krizi, amatörlüğü yönetmemize çok yardım etmişti, eksik olmasın. Ondan hep akıl alıyorduk, akıl fikir alıyorduk. Bir anda böyle bir saman alevi gibi patladı. Sonra bizi kimse aramadı. Lost. Hiç kimse yok. Sessizlik. Böyle konserlerden sonra olur bu. Böyle 20 bin kişilik konsere çıkarız böyle. Akşam otele gidersin, sadece bir uğultu böyle. Diye bir uğultu var. Ne oldu şimdi? Herkes çığlık çığlığıydı falan diye kafa gitmiş. Ondan sonra dedim ki, arkadaşlar bu iş böyle olmayacak. Bunu biz kaydedelim bence. Yani kaydedelim, bir şekilde buluruz herhalde. Yapacak bir şey yok. Biz girdik Okan'la beraber Aral'a Gürel'e. Toplaştık. Elimizdeki o zamanın imkanları, kötü imkanlarla da. Hani burada İstanbul'daki gibi o stüdyoya girelim. Çok zor günlerdi. Ondan sonra öyle şey, bayağı zor bir şekilde kaydettik. Sonra o dönemin alternatif plak firmalarından On Air, Burak canım benim, ona selam olsun buradan. Çok seviyorum onu. Görüşemiyoruz da. Kurban'ın o dönem
albümlerini çıkartan bir firmaydı. Hmm. Sanırım Pasaj Müzik'te bir ortaklıkları vardı. Bir anlaşmaları gibi bir şey vardı. Yani alt label gibi, alt şirket gibi çalışıyorlardı. Burak bizim peşimize düştü. Buldu bir şekilde bizi. Ve Burak inanılmaz bir şey yaptı. Bilmiyorum artık arka tarafta nasıl bir sistem yürüdüğünü ama Burak çok delikanlıcı bir şekilde şey dedi. Bu iş bizi aşar dedi. Bunu dedi Pasaj gibi büyük bir şirketin yapması gerekiyor. Bu çünkü Türkiye'de patlayacak bir albüm. Albüm de çok iyi. Şarkılar da çok iyi. Canlı performansınız ki zaten sahnede büyümüşüz. Hani canlı performansınız da kopuyor. Bunu büyük bir şirketin yapması lazım deyip bizi Pasaj Müzik'le tanıştırdılar. Senin müzik hikayen nasıl başladı? Onu hiç hatırlamıyorum ya. Yani evde hep müzik vardı. Annem zaten Türk Sanat Müziği ile aşırı neşirdi. Halbuki devlet memuru. Yani Maliye Bakanlığı'nda devlet memuruydu. Babam türküyle aşırı neşirdi. O da genel müdürlük yapıyordu şirketlerde. İşte finans müdürlüğü falan yapıyordu. Alakası evde ama hep bir müzik vardı. Benim büyük ihtimalle müzikten ziyade sahne sanatlarıyla ilgili bir merakım vardı diye tahmin ediyorum. Çünkü tiyatro, opera, zaten opera okudum. Klasik Batı müziği okudum. Halen aklım oralarda mesela. Nerede yani, okudun? Ankara Üniversitesi'nde. Oradan yani bir genel olarak içimde öyle bir duygu var herhalde. Çünkü hala opera mopera yanıyorum yani. Hani Viyana'ya falan oyun izlemeye falan gidiyorum. Zengin olunca bir de iyice zaten öyle şımarıklıklar arttı. Bildiğiniz gibi değil ya. Viyana'ya opera izliyorsun geliyorsun yani artık. Şey gibi bir kuş uçumu uzaklıkta ya. Atıyorum tamamen. Ondan sonracıma tiyatroyla aslında başladım. Tiyatro yaparak başlamıştım. Sonra tiyatronun kendimi iyi şekilde ifade edemediğim bir yol oldum. Çünkü o eski hani tiyatro büyük oyunculuk eğitimi verildiği için ben orada bir alternatif olduğunu bilmediğimden onu çok içselleştiremedim kendimle. Aslında şimdiki oyunculuk şeyi bana daha yakındı. O dönem belki böyle şeyi bilseydim belki tiyatroda kalabilirdim, devam edebilirdim. Hani büyük büyük vardır ya böyle şey tiyatro, Yunan mitolojisi, trajedyası. Sonra yavaş yavaş taklitle herhalde şarkı da söylemeye başlayınca falan annem bir orgu aldı. Hala çalamıyorum. Niye aldılar o orgu da bilmiyorum. Gitar çalmayı nasıl öğrendim onu da bilmiyorum. Bende deli cesareti vardır. Yani genel olarak bazı şeyleri yaparken deli cesareti olur bende. Normalde biz ilk kaydımızı aldığımda ben ağlayarak çıktım stüdyodan, grubu bıraktım. Normal yani hani çocuklar abi okeysi falan diyorlar. Ya şöyle büyük ihtimal ilk yaptığımız müzikte hardcore punk yaparken çok sese ihtiyaç yoktu zaten. Biraz böğürmek gerekiyordu. Biraz da rap gibi söyleniyordu falan. Hani çok ses şeyi yapmıyor. Bir de ergenlik. Zaten geçiş dönemi böyle ses böyle çıkıyor ergenlikte falan. Yani sesi güzel olma ihtimali yoktu zaten. Ondan sonra bir de kafanın içinde tınladığı haliyle mikrofondaki ses farklı ya. Ben böyle söylüyorum lan ben falan derken bir dinledim. Evlerden olarak yani öyle bir şarkı söylemek olmaz. Falan diye şeyler var. Ondan sonra dedim ki bu iş olmayacak herhalde. Ne yapsam, kabzıman mı olsam acaba dedim. Başka bir şey mi olayım, ne yapayım derken. Çocuklar dedi abi saçmalama, sana öyle geliyor yani sen hani alışık olmadığın için sesi. Sonra benim işte Alp Dündar vardır rol modellerimden. Diplomatik rock operanın solisti. Dedi ki ya Tuna dedi 5 saat 6 saat evde dedi duvarlara şarkı söyleyeceksin dedi. Bağıra çağıra mikrofonu alacaksın eline. Ondan sonra tabii ki yapmadım. Hayatta söz dinlemem. Oldu bir şekilde kendiliğinde. Ya şeyi çok biliyordum yani sahneye falan çok çıktım. Türkü, Türk sanat müziği, pop ya yani o kadar şu anda hala böyle insanlar şaşırırlar. 1000-1500 şarkılık bir repertuarım vardır. Yani hani baksanız ya çocuğun içi geçmiş dersiz böyle Tudi Mucize-i Guyem'le desemler laf değiller falan böyle. Ama çok eski eserleri falan bilirim. Aynen o yüzden herhalde aileden gelen bir şey. Bizim davulcumuzla beraber punk grubumuz vardı. Ya bu işte benim bir dönem böyle saçlar uzun zincirli mincirli geziyordum ben böyle. Saçlarım mohawk oldu falan dönemler vardı. Bol pantolonlar giydiğimiz. Kaykay falan kayıyorduk. Şimdi inanmazlar belki tipi görünce işte ama öyleydik yani. Serter, ben ve Rasim diye bir arkadaşımızın punk grubu vardı. Ya o dönem zaten böyle Raşit vardı. Athena'nın da One Last Breath'di galiba ilk albümü. Çoğu kişi bilmez onu. Athena'nın aslında ilk albümü odur. Baya böyle trash punk dediğimiz bir albümleri vardı. Müthiş bir albümleri. O vardı. Bir biz yapıyorduk işte. Bir de Sokak Köpekleri falan vardı Ankara'da. Ünlü gruplar. Allah'ım ya hep bugünlerin hayalini kuruyordum. Ve yaşlı yaşlı gelip anlatacağım günler. İnanamıyorum şu an.